Herkese selamlar, saygılar dostlar. Spider-Man No Way Home filmi yaklaştıkça dedikoduların dozajı artık had safhaya ulaşmaya başladı. Yani bırakın sahnelerin sızma muhabbetlerini falan, şu anda konuşacağımız konu ikinci fragmanın senaryosunun sızdırılmasıyla alakalı. Artık bu işin sonu nereye gidecek gerçekten çok merak ediyorum. Ayrıca Tobey'e ait olduğu düşünülen kumların arasından çıkan bir Spider-Man görüntüsü de var. Neyse, bakalım bu senaryoda 3 Spider-Man'le ve Sinister Six'in içinde kimlerin olacağıyla alakalı bilgiler veya çok daha önemli olaylar var mı? Bu Spider-Man görüntüsü gerçek mi? Gerçekse hangisi olabilir? Gelin hep birlikte bir bakalım. Tabii öncesinde abone ol tuşunu şamarlamayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazır el atmışken bir yorumda patlatın gitsin. Ayrıca bu ve benzeri yapımları birlikte izlediğimiz Discord'da hepinizi bekliyoruz dostlar. Şimdi hatırlarsanız ilk fragmanda daha resmi olarak yayınlanmadan önce sızdırılma olayı yaşanmıştı. Aynı kişiler tarafından şimdi de ikinci fragmanın senaryosunun açıklandığı söyleniyor. Ki ortam öyle bir hal aldı ki millet artık dalga geçmek ve etkileşim almak adına bir yerlerinden bir şeyler uydurmaya başladı. Ulan Ziya, anladık, atıyorsun. Ama bari yutulur cinsler olsun be oğlum. Hatta sırf sızanlarla dalga geçmek için zamanını harcayan insanlar bile var. Neyse, senaryoyla alakalı dönen muhabbetler şu şekilde. Fragman Sinister Six üyelerini tanıtarak bir giriş yapıyor. Ve bu sefer sesiyle, yıldırımıyla falan ipucu araştırmaya gerek yok. Her şey bariz bir şekilde ortada. Ve ekipte Yeşil Cin, Doktor Octopus, Electro, Lizard, Kumadam ve Rhino var. Evet, fanların manyaklığı sağ olsun, Rhino dışındakiler zaten bir nevi kesinleşmişti. Ki ben bu karakterin çizgi romana göre sinematik evrende gerektiği değerde kullanılmadığını düşünüyordum. İnşallah bu filmde de çemberin en zayıf halkası olmaz da bu olayı bir toparlarlar. Neyse, sonrasında Sinister Six üyeleri Tom Holland'la Peter Parker'la Multiverse hakkında konuşuyorlar. Ve sahnenin devamında Marvel Studios logosu ekrana geliyor. Fakat bu logo hiç düşündüğümüz gibi değil. Kesik kesik, böyle bir harap bitap durumda. Ardından ilk fragmandan gördüğümüz birkaç sahneyi tekrardan bizlere gösterip Doktor Octopus'un merhaba Peter dediği sahneye geçiyoruz. Ancak bu sefer devamı da var. Ve Peter kimsin ve ne istiyorsun diyor. Artık hangi Peter olduğunu anlamışsınızdır. Doktor Octopus'a başladığım işi bitirmek deyip garip gözlü ve sersem gülüşüyle karşılık veriyor. Yani veriyormuş. Hemen sonrasında Peter'ın metroda Lizard'la dövüştüğü bir sahne ve Rhino'dan ufak bir an gösterilecekmiş. Lizard'ı ilk fragmanda silik solukta olsa görmüştük. Bu sefer apaçık kendini gösterecek gibi. Ardından Doctor Strange, Andrew'i alıp Electro ile Peter vs'ye atarken olayların dengesini bozmak adına buraya getiriyormuş. Ve geldik kırılma noktasına. Son sahnede ise Tom'un maskesi açık şekilde 3 Spider-Man'i birden Sinister Six'le savaşırken görüyoruz. Eğer böyle olursa tam aksiyonlu kafes dövüşü izleyeceğiz gibi gözüküyor. Tabi olayın bokunu çıkartıp horoz dövüşüne de bağlayabiliriz. Neyse, fazla da boş yapmadan şu kumlar arasından ortaya çıkan ve Tobey olduğu düşünülen ufak sahneyi bir konuşalım. Şimdi açıkçası kostümün görünüşü açısından bunun Tom Holland olmadığı çok belli. Ki ben hiçbir Spider-Man filminde böyle bir sahne hatırlamıyorum. Oyun gibi de durmuyor ama saçma olan bir noktası var. Neden kum? Yani kum adamla yaşanılan bir sahnenin sonrasına ait denilse daha inandırıcı gelebilirdi. Çünkü Venom'un geçişini gördükten sonra Tobey'nin bu şekilde kumlar içerisinden gelmesi gerçekten çok saçma olurdu. Yani bu sahne ne doğru ne de fake. Ben bir ortada kaldım dostlar. Neyse, filmimiz yaklaştıkça daha böyle çok muhabbetleri konuşacağız gibi duruyor. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Daha da önemlisi, sağlıkla kalın.